Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle Ayten'in Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz renklerle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarlamaya çalıştım. Umarım beğenip siz de yaparsınız. Yapmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdiden yorum ve beğeni yapan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde arkadaşlar. Ben bir tane yaptım. Bir tane de sizinle birlikte yapalım. İlk önce buraya bir tane zürafa yapıyorum. Bir miktar büyük yaptım zürafayı. Arada 8 tane boş zürafa bıraktım. Yaptığım zürafanın içerisine geri dönüyorum. İpimi hafif sola kaydırdım şu şekilde. Düğümümü attım. Buraya bir tane pırpır yapalım. Şu şekilde bir tane pırpır yaptım. Yanına küçük bir zürafa yapalım arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. İki küçük zürafa yaptım. İlk yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Yine dönerken ipimi sola kaydırdım. Buraya bir tane daha pırpır yapalım arkadaşlar. Aynı gözlemenin içerisine küçük bir zürafa yapıyorum. Yanındaki zürafaya da geçiş yapıp buraya da bir tane şu şekilde zürafa yapalım arkadaşlar. Tekrar soldaki zürafanın içerisine geri dönüyorum. Yine buraya da bir tane pırpır yapalım. Şu şekilde. Aynı gözlemenin zürafanın içerisine küçük bir zürafa yapıp yani buraya bir tane artırma yapıyorum. Yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Buraya da yine küçük bir zürafa yaptım. Tekrar sola dönüyorum. Yine döndüğüm zürafanın içerisine pırpır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırımın boyutunu ayarladım. Burada bu sefer artırma yapmayalım. Bir tane zürafamız kalmıştı. Buraya bir tane daha yine zürafa yaptım. Yaptığım zürafanın içerisine geri dönüyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane pırpır yapalım. Pırpırımın boyutunu ayarladım. İlk yaptığımız büyük gözlemenin içerisine geri dönüyorum arkadaşlar. Buraya bir tane pırpır yapalım. Şu boyutta. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Buraya küçük bir pırpır yapalım. Aşağıya geri dönüyorum. Tekrar bir pırpır daha yapalım aynı şekilde, aynı boyutta. Tepesine geri çıkıyorum. Buraya da küçük bir pırpır yapalım. Aynı gözlemenin içerisine geri dönüyorum. Yanındaki zürafaya geçiş yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum.
modelimin ara yolunu yapmaya. Yine burada da arasında 8 tane zürafa yapacağım. Evet arkadaşlar, 9. zürafayı yine bir miktar büyük yaptım. İçerisine geri dönüyorum. Yine ilk yaprağı yapmakla başladım. Yanına iki küçük zürafa yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Buraya da aynı burada yaptığım yaprağın aynısını yapacağım. Modelimin ilk aşaması böyle devam edecek. Dilerseniz ben burayı tamamlayayım, diğer aşamayı birlikte yapalım. Tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şu şekilde yaprakların. Şimdi sarı ipimi aldım. Yaprağımızın içine ikişer tane sinek kanadı yapmıştık. İlkinin tepesine küçük pırpıra ipimi sabitliyorum. Düğümümü attım arkadaşlar. Buraya küçük bir pırpır yapalım. Şu şekilde pırpırımı yaptım. Başlama ipimizi keselim. Pırpırın tepesine geri çıkıyorum. Tekrar aşağıya geri iniyorum. Yalnız inerken ipimi azıcık şöyle bombeli bıraktım. Burada dönerkenki kanadımı içine alarak geri tepesine çıkıyorum. Çıkarken arkadaşlar bombeli bıraktığım yeri şu şekilde şöyle küçük bir tomurcuk diyelim, zürafa diyelim, o şekilde bıraktım. Aynı gözlemenin içerisine geri dönüyorum. Yine dönerken şu şekilde ipimi bombeli bıraktım. Ayarladıktan sonra pekiştirdim. Son yaptığım kanadı alarak tepesine geri çıkıyorum arkadaşlar. Yine bombeli bıraktığım yeri iğnemden destek alarak şu şekilde küçük bir tomurcuk haline getirdim. Yine aşağıya iniyorum. Yine inerken ipimi aynı şekilde bombeli bıraktım ve pekiştirdim. Son yaptığım kanadı alarak tepesine geri çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle pekiştirdim. Tekrar aşağıya iniyorum. Yine inerken ipimi bombeli bıraktım. Sıkıştırdım. Son yaptığım kanadı alarak tepesine geri çıkıyorum arkadaşlar. Çıkarken ipimi şöyle iğnemden destek aldım. Yine burayı pekiştirdim. 4 tane tomurcuğumuz oldu. Son kez aşağıya iniyorum. Şu şekilde yine son kanadı da alarak tepesine geri çıkıyorum arkadaşlar. Şu şekilde modelimi tamamladım arkadaşlar. Diğer rengimi aldım. Yine yanında kalan pırpıra ipimi sabitledim.
İlk önce buraya küçük bir pırpır yapalım arkadaşlar. Şöyle başlama ipimizi keselim. Yaptığım pırpıra geri çıkıyorum tepesine. Başladığım noktaya pırpırın içerisine geri iniyorum arkadaşlar. İnerken şu şekilde ipimi hafif bombeli bıraktım. Son kanatla birlikte alıp tepesine geri çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle iğnemden destek aldım. Buraya küçük bir zürafa oluşturdum. Aşağıya geri iniyorum. İnerken şöyle ipimi bombeli yaptım, ayarladım. Sonra pekiştirdim. Son yaptığım kanadı da alarak tepesine geri çıkıyorum arkadaşlar. Şu şekilde tepede küçük bir zürafa oluştu. Yine aşağıya iniyorum. İnerken yine ipimi bombeli bıraktım, ayarladım ve sıkıştırdım. Son kanadı da alarak tepesine geri çıkıyorum arkadaşlar. Yani burada toplamda 5 tane küçük zürafamız oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde son kanadı iğneme geçirdim ve tepesine geri çıkıyorum arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Yine aşağıya iniyorum. Şu şekilde ipimi bombeli bıraktım. Son yaptığım kanadı da birlikte alarak tepesine geri çıkıyorum arkadaşlar. İpimizi kesebiliriz. Modelim bu şekilde olacak arkadaşlar. Diğerlerini de ben tamamlayayım. Hem modelin son haliyle hem de fiyat bilgisiyle geri geliyorum. Modelimi tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şöyle yakından bakalım. Sağdan sola, soldan sağa yapan arkadaşlarım için de arka tarafından bakalım. Yine bu modelimi de çok severek yaptım arkadaşlar. Siyah yazmaya da yakıştırdım. Renklerin olsun, modelin olsun. Siz de çiçekli yazmalarınızı ya da tek renk yazmalarınızı da yapabileceğiniz güzel bir model oldu. Emeğime saygı için yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de hala abone olmadıysanız, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonunu aktifleştirirseniz bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bu modelime fiyat verecek olursam arkadaşlar 900 ila 950 TL arasında değişen fiyatları yapabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bu benim kendi elemeğimin fiyatı. Siz işçiliğinize göre, çevrenize göre, modelinizin sıklık derecesine göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. Umarım modelimi ve anlatımı beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorum bölümünde belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.